Baba beni çağırmışsın. Geç otur karşıma. Hazır Ali, sana bir görev vereceğim. Ama sadece ikimizin arasında kalacak. Peki. Hiç kimse bilmeyecek. Sadece ikimiz. Tamam, anladım. Aramızda kalacak olan şey ne? Bir ekip kuracaksın. Hiç kimsenin asla öğrenemeyeceği, arkasından asla bizim çıkmayacağımız bir ekip. Ne için? Meftunlar için. Takip mi edeceğiz, ne yapacağız? Hepsini öldüreceğiz. Tamam, anladım. Öldürmeye önce hangisinden başlayacağız? Ben sana söyleyeceğim. Sırasıyla. Ya küçükten büyüğe, ya büyükten küçüğe. Baba, bir şey sorabilir miyim? Sevda. O sizin konunuz değil. Ne diyor amcam? Olup bitenlerden annemin haberi var mı diye soruyor. Hakikaten haberi oldu mu Hazır Ali? Annem babamın hatta her adım bilir. İşte bizim o her adımdan pek haberimiz olmuyor da. Merak etme hayat. Anne olunca senin de her şeyden haberin olacak. Nasıl olacakmış o? Çünkü anneler her şeyi bilir. Hisseder. İlyas. Hayriye anne taziye evine gideceğiz dedi. Gideceğiz. Gitmezsek bu bir tavır olur. Olsun diye zaten gitmeyin diyorum ya Ömür. Senin dediğini yaparsak Hayriye anne ne duruma düşer? Gelinlerini Meftun'un evine götüremeyen kadın mı dedirttireceksin?
Tamam Ömür, tamam. Anladık, güç gösterisi yapacaksınız, tamam. Bir şey demiyorum. Ama şunu aklından çıkarma, iyice aklına sok. Sen orada beni temsil ediyorsun. Yani net, tavır belli. Ben her zaman seni temsil ediyorum. Hiç merak etme. Çok geç kalmayın. Erken çıkacağız zaten. Emine ablayla işimiz var. Ne işiniz varmış? Alışverişe gidelim dede. Siz niye yoruluyorsunuz ki? Çocuklara söyleyin. Ne istiyorsanız alsınlar gelsinler. Erken kalkmak için bahanemiz olur. Hem fena mı? Sen daha bu olayı tırmandıracak mısın? Hangi olayı? Sevda meselesini. Benim öyle bir meselem yok. O mesele benim meselem değil. O zaman şöyle sorayım. Hızır abimin sevda meselesini daha tırmandıracak mısın? Evet. Gerekirse evi de terk edeceğim. Beysat'ın dolduruşuna gelme, Allah'ını seversen. O ne biçim laf öyle? Ben şimdiye kadar kimin dolduruşuna gelmişim? Yani sen istemez misin Allah aşkına, gidelim kendimize bir ev tutalım? Hani böylelikle bu bahaneyle buradan çıkmak da daha kolay olur. Nereden çıktı şimdi bu ayrı ev meselesi? Koskocaman ev. Benim için diyorsan ben burada çok mutluyum. Bir tanem. Bak evde pijamayla bile dolaşamıyoruz. Pijamayı geçtim. Eşofmanla bile dolaşamıyoruz. Eşofmanla dolaşıyorum. Hop, hasta mısın? Niye böylesin? Ben rahat olmak istiyorum ya. Ben özgür olmak istiyorum ya. Abartıyorsun İlyas. Sen hakikaten hasta olduğunda eşofman giyen adamsın. Onun dışında spor bile giyinmezsin ki. Ömür, ben ne diyorum? Sen ne diyorsun Allah aşkına? Ben diyorum ki el ele olalım. Göz göze bakalım. Baş başa olalım. Anladın? Ver elini. He? Elini ver. El eleyiz. Baş başayız. Gözün içine bakıyorum. Ama sen utanmadan bana yalan konuşuyorsun. Ayrı bir eve çıkacağız. Sen beni o eve hapsedeceksin. Öğlen gideceksin. Sabaha karşı geleceksin. Ben öyle bir başıma bekleyeceğim. Hiç kusura bakma. Ben burada ailemle gayet mutluyum. Sen böyle bir yaşam istiyorsan hiç durma. Git Behzat abinin, Haşmet abinin yanına taşın. Ya o değil de. Sen hakikaten bunlarla 30 yılı nasıl geçirdin ya? Kıyamam sana, kıyamam. Vallahi bak, senin hayatın benimkinden zor olmuş ya, söyleyeyim. Bu arada, Behzat'a koskoca adamsın, git başka eve taşın dedin ya. Çok bozulmuş. Neyine bozulmuş? Yalan mı söyledin? Doğruyu söylüyorum tabii. Eşek kadar adam. Allah Allah. Üstelik bozulduysa da gelecek bana söyleyecek. Sana niye söylüyor? Benden başka dertleşecek kimsesi yok ki. Var işte, ben varım. Dur öyle dur. Şu kornaya bas. Derdi neyse bana söylesin, ben ona derman olurum. Dibinde gidelim de. Benimle konuşacağın bir konu mu var? Yok. İyi. Ben enişteyle gelirim. Yürü lan yürü.
Bu amcanız bizimle oturmaktan mutsuz mu? Yok, bence mutlu. Eğer siz de mutsuzsanız özgürsünüz ha, söyleyeyim. Biz burada özgürüz amca. Hayır, ben yerinizi dar ediyorsam benim bir evim var gidebilecek. Vallahi hiç bizi bahane etme amca. Eğer sen başka bir evde yaşamak istiyorsan özgürsün. Özgürmüş. Bir gün özgür olacağım. Baba, Allah'ını seversen duygu sömürüsü yapma. Sanki herkes sana bir şey yapmış, sen kimselere hiçbir şey yapmamış gibi davranıyorsun. Boş boş konuşmadan. Yürü, yürü. İlyas'ım, bu Sevda'nın tek sorunu soy ismi. Yani dayı onu değiştirdiği zaman sorun ortadan kalkacak gibi. Laf mı yani şimdi bu senin dediğin enişte? Yani ben dayı yalnız kalmasın diye söylüyorum. Çünkü dayı yalnız kalınca mutsuz oluyor, mutsuz olunca da bize sarıyor. Kalsın kalsın, yalnız kalsın, mutsuz olsun, bize sarsın. Yeter. Masamızda oturan adamın kızına sarmak nedir peki? Adam öldü ya İlyas'ım. Ha, sen amcasını kastederek bakıyorsun ama onu da öldürürüz diye düşünüyorum. Değil mi? Adam akrabamız oluyor. Nereye öldürüyorsun? Ya İlyas, biz akrabamızı ilk defa mı öldüreceğiz? Biz memleketten İstanbul'a niye geldik? Birbirimizi vuruyoruz diye. Doğru söylüyorsun enişte. Öldürmediğimiz akrabamız bir sen kaldın. O da nasip. Emine Hanım yok mu? Emine ablayla orada buluşacağız anne. Niye buradan gitmiyoruz? Biz oradan başka bir yere gideceğiz. Orada buluşur, ayrı arabayla gideriz dedik. Nereye gidecekmişsiniz? Teyzeciğim, sen ne karıştırıyorsun? Nereye gidecekler, ne yapacaklar? Boş ver, nereye giderlerse gitsinler. Karışmıyorum. Soruyorum da. Zafer. Buyur validem. Sen diyeceklerimi duyma. Emredersin validem. Sizi o eve götürüyorum ki dost düşman görsün. Benim gelinim yoktur. Kızlarım vardır. Gelin olmak isteyen varsın, gelin olsun. Bana bu kadar kız evlat yeterlidir. Hayriye anne, bize söylemek istediğin bir şey varsa söyle, ona göre biz de orada yanlış bir şey yapmayalım. Oh, Melike Yulano, elini uzatacaktır öpün diye. Kaynanasını sevmeyenler, çenesiyle el öpeyler ya. İşte siz de öyle öpeceksiniz elini. Anne, o aslında biz ruj sürüyoruz ya, işte o yüzden. Hani büyüklerimizin eline bulaşmasın diye. Yok, birbirini seven insandan kötü bir şey ulaşmaz. Ama o yılan Melike'den özekil bulaşabiliyor. Duydun mu Zafer? Bir şey mi dedim madem?
Abi. Hı. Senin de böyle saçma sapan düşüncelerin var mı? Ne gibi? Besat Bey, ha? Yani. Hani Hızır Reis gibi böyle. Evlilik falan. Benim yok. Senin ne zaman böyle saçma sapan düşüncelerin olacak Besat? Çok affedersin de yerini mi dar ettik abi? Burada olmamdan rahatsız oluyorsan ben kendime bir yer bakayım. Canın yine cezaevine girmek istiyor herhalde. Hayırdır? Ya ne alakası var abi? Senin bir planın varsa açık açık söyle. Benim öyle bir planım yok. Ama yarın öbür gün Hızır Reis gibi evleneceğim diye ortaya çıkarsan rezil olmayalım, onun için söylüyorum. Bunun neresi rezillik? Hadi onu boş ver. Siz niye rezil oluyorsunuz? Onu anlamadım yani. Ben Hızır'ın evleneceğini duyduğum zaman açıkçası mutlu olur. Abi senin başkalarının mutluluğuyla mutlu olan bir yapın var. Güzel. Maalesef bazılarımızda o yok. O bazıları İlyas da sen mi oluyorsun? Evet, bu konuda biraz benziyoruz. Çok iyiymiş. Bu konuda benziyorsunuz ha. İnsanın yaşlanınca yalnız kalmak istememesi kadar normal bir şey yok. O ne demek abi şimdi? Şu demek, yani birinin sana bir çay getirmesi, bir kahve getirmesi, ne bileyim öyle oturup iki kelam bir dertleşmek, bir sohbet etmek. Yani bunun nesi sana abes geliyor, ben onu anlamadım. Allah Allah. Ya Allah aşkına sizin Hızır Reis'le çay kahve getireniniz mi yok? Bütün mevzu bu mu yani abi şimdi? Zaten anlatmak istediğim de o. Biz garson aramıyoruz Besat. Aramıyoruz derken? Ha bir arayış var yani. La havle, la havle. Ya ne la havle abi? Bir arayışın varsa söyle. Biz de ona göre başımızın çaresine bakalım. Öyle bir şey olursa haber veririm Besat. Ben çıkıyorum abi. Çıkıyor muyuz abi? İlk fırsatta giriyoruz Hakan. Nereye abi? İçeriye. He? Mapusa mapusa. Bu dışarıda belli ki başımıza gelecekler var. Kardeşim biz yapamayız böyle gizemli, belirsiz bir hayatta. Nasıl dersen abi. Hakan. Bak en iyisi ben o Feyyaz Meftun'u gideyim bir mobesenin önünde indireyim olsun bitsin. İlyas da rahat eder, bacımla ben de. Duyduğumda inanamadım. Öldüğü gece hep birlikte bu salonda hayırlı bir iş için toplanmıştık. Rahmetli'nin hiçbir şeyi yoktu. Yorgundu İbrahim'im. Çok yorgundu. Her ne kadar artık şu işle güçle uğraşma desem de dinlemezdi rahmetli. Allah rahmet eylesin.
Hangi muz laf dinliyor ki? Laf ediyoruz, ediyoruz. Sonra da ölüp gidiyoruz. Melike Hanım, sen rahmetliden büyük idin, değil mi? İşte sıralı da gitmiyoruz maalesef. Öyle. Senin de kayıpların sıralı olmadı Hayriyan. Gidene değil, kalana zor. Nasıl gittiğine bağlı canım. Duyduğumuza göre rahmetli yatağında ağrısız, acısız gitmiş. Öyle gitmek de herkese nasip olmaz. Sevdacığım. Senin acını burada hiç kimse senin gibi yaşayamaz. O yüzden bizim söylediklerimiz seni incitmesin, olur mu? Beni en çok inciten şey, en mutlu günüm, en mutsuz günüm oldu. Fark ettim de, buradaki herkes babasız büyümüş. Aramızda en çok babasıyla vakit geçiren kişi de sen gibi duruyorsun Sevda. Yani aslında içimizdeki en şanslılardansın. Tabii büyüklerimiz çok daha büyük acılar yaşamışlar. Belli ki onları güçlü yapan şey de bu. Evet, haklısın. Belki burada babasıyla en çok vakit geçiren benim. Çok şanslıyım. Ama sevdiğim, en çok sevdiğim insanı kaybettim. Ama sizler gibi bir aile kazandım. Çok teşekkür ederim yanımda olduğunuz için. Küçük gelin, senin de baban yok galiba. Evet efendim. Peki annen nasıl büyüttü? Zor olmuştur. Zor. Çok çabaladı. Ne iş yapardı annen? Bizi büyütmek için hemen hemen her işi yaptı. Evlere temizliğe gitmek de dahil. Hay Allah. Bizim evimizde de böyle zor durumda kalıp gelen sevdiğimiz kadınlar var. Senin gibi güzel kızları var mıymış bir bakayım. Malum, bir sürü bekar yeğenim var. Böyle kızlarım olsun diye her gün el alemin evini temizlemeye razı olurum. Allah-u Teala bana 3 erkek evlat verdi. Ama dualarım nasıl kabul olduysa, bu kızlarım bütün evlatlarımdan daha hayırlı oldu. Sizin hiç çocuğunuz olmadı mı Melike Hanım?
Benim çocuğum çok. Doğurduğum için değil, büyüttüğüm için bana anne derler. Değil mi Sevda? Evet halacığım. Beni sen büyüttün, teşekkür ederim. Çocuğunu da ben büyüteceğim inşallah. Nasip. Kaderde ne yazıldıysa odur. Keşke bilseydik de tedbirimizi oğa göre alırdık. Evet abi, nedir büyük planımız? Tabii senin küçük planlarını geçecek olursak. Büyük planımız küçük plan yapanların planlarını bozmak İlyas. Yani? Yani her şey bir plan mı dayı? Her şey bir plandır enişte. Bunu keşke daha önce söyleseydin. Gecelerdir İlyas'ın gözüne uyku girmiyor. Ya yok öyle bir şey. Kim diyor bunu? Bilip bilmeden konuşma. Ya Ömür Hatça'ya söylemiş İlyas huzursuz diye. E ben de seni tanırım. Sen huzursuz olunca asla uyuyamazsın. La havle. Evet huzursuzum. Birinin bir şey söylemesine gerek yok. Yüzüme bakan zaten bunu anlar. Niye niye? Niye İlyas niye huzursuzsun? Abi bak, ben bugüne kadar senin gönül meselelerine hiç karışmadım. Evet, tasvip etmediğim şeyler oldu ama hiçbir zaman da haddimi aşmadım. Yanlış mıyım? Vallahi Allah için doğrusun İlyas. Neyse. Yine haddimi aşacak değilim, sana akıl verecek hiç değilim. Ama abi sen manyak bir aileyi aldın getirdin masamıza oturttun ya. Dedin ki bunlar şöyle köklü bir ailedir, böyle güçlülerdir. Girip çıkmadıkları yer yoktur. Ticaret dedin, herkes el kaldırdı, eyvallah dedi. Yine söylediklerimin arkasındayım İlyas. Masamızdaki herkes senin de dediğin gibi bu İbrahim Meftun. Hani olgun bir adamdı diye... Eyvallah dedi, sesini çıkarmadı. Ama adam öldü, öldü. Ne oldu? Ailesinin başına da o düzenbaz kardeşi geçti. Ve aynı düzenbaz kardeşi şimdi o adamdan boşalan o koltuğa gidip istediğini oturtabilecek. Ya kimi oturtacak İlyas'ım? Oğlunu mu? Otursun. Bizim için iki dakikalık iş. Dayı bir göz kırpsın yeter. Bak. Enişten rahat. Abi bak, beni rahatsız eden şey senin bu konudaki tavrın. Adamlar masamızda mı oturuyor? Tamam eyvallah, otursunlar. Eniştenin de dediği gibi senin bir göz kırpmanla biz hepsini öldürürüz. Sorun değil. Ama sen kalkmış bunlarla akraba olmak niyetindesin abi. Bu ne demek sen biliyor musun? Benden habersiz hiç kimse kimseyi öldürmeyecek demek. Vallahi ben bu konuda söz veremeyeceğim abi. Niye İlyas? Senin kayınbiraderin can düşmanındı. Masada oturuyordu. Kimse kimseye sıkmadı. Şimdi de akraba oldunuz. Aranızdan da su sızmıyor oğlum. Ha? Aynı şey mi abi bu ikisi? Vallahi buradan bakınca aynı duruyor İlyas. Ya neresi aynı? Ben hasmımın bacısını sevdim mi? Sevdim. Ben onun için vurmayı da vurulmayı da... ...öldürülmeyi de masadan kovulmayı da göze aldım mı? Aldım. Sonucunda ne oldu? Ben sevdiğim kızı almış oldum.
Ama ben aynı netliği abimden de bekliyorum. Bana diyecek ki ben de bu tavır içindeyim. Ben onun için her şeyi yaparım. Ama aksini düşünüyorsa onun için hiçbir şey yapmayacağım. Hatta abi kusura bakma, sen masada neyi oylatırsan oylat ben reddedeceğim. Ve herkesin de reddetmesi için elimden gelen baskıyı uygulayacağım. Ha, bana diktin yani İlyas. Evet abi, aynen öyle. İyi. O zaman ben de hiçbir şeyi onaya monaya sunmam. Kafama göre yaparım. Özel hayatımdaki gibi. Yanlış yaparsın abi. Amca. Belli ki yine bir şeyler oluyor. Ne gibi? Bu sabah Kayman Adaları'ndaki hesabımıza para yatacaktı ama yatmadı. Feyyaz Meftun'la görüştüm. Sorun var, telefonda anlatamam, yanınıza geliyorum dedi. Sonra Ünal Bey aradı. Altan gelip görüşecek. Yanında birini getirecek. O adam Amerikalılar için önemli bir adam. Ne istiyorsa amcan kabul etsin dedi. Ne demek adam ne istiyorsa kabul etsin? Kim bu adam? Hangi konuda görüşmek istiyor? Ne istiyor? Belki de canımızı istiyor. Verecek miyiz yani? Bizim canımızın onlar için bir önemi yok İlyas. Onlar başka bir şeyin peşinde. Silahları diyor dayı, silahları. Söylemen çok iyi oldu enişte, yoksa ben anlamamıştım. Rica ederim İlyas. Halacığım, beni ve ilişkimi desteklediğin için daha önceden teşekkür etmiştim. Ama insanlara olan davranışların hiç de öyle gözükmüyor. O ne demek öyle? Yani Kızır'la evliliğimi istemiyormuşsun da benim hatırım olsun diye destekliyormuşsun gibi gözüküyorsun dışarıda. Diyelim ki öyle Sevda. Ne olacak? Ne mi olacak? Karşıysan karşıyım da hala. Diyelim ki karşıyım. Sözümü dinleyecek misin? Babam ölmeden önce karşı değildin hala. Bari fikrini ne değiştirdi, en azından onu söyle. Babanın ölümü. Bu aileden yol yakınken uzak dur. Sen o gece Hızır'la evden çıkıp gittikten sonra baban çok üzüldü. Kızım beni nasıl bu duruma düşürür? Bu kadar insanın içerisinde adamın arabasına atlayıp gider diye hazmedemedi. Yüreğine indi. Sen de hala Hızır'a karşı, ailesine karşı anlayışlı olmamı bekliyorsun. Olmayacağım Sevda. Yani babamın ölümüne ben mi sebep oldum? Baban Çakır Beyliler yüzünden öldü. Ben bu aileyi senin gibi tanımıyorum. 40 senedir tanıyorum. Hayriye'nin ve çocuklarının kimseye felaketten başka bir şey getirmediğini çok iyi biliyorum. Ya onlar da senin için aynı şeyi düşünüyorlarsa hala? Sen de eğer onlar gibi düşünüyorsan kızım, halanı bir gün anlayacaksın. Ben diyorum ki çok geç olmadan halanı iyi anla.
Biz Hızır'la birbirimizi çok seviyoruz. Bence sen de çok geç olmadan bunu iyi anla, olur mu halacığım? Ne oluyor abla? Geç şöyle bir otur. Çıkıyordum abla. Ne oldu, bir şey mi oldu? Bu kızın konuşarak beni anlayacağı yok. Daha anlayabileceği bir dilden anlatmak lazım belki de. Yani abla, kastettiğin şey Hızır'a bir şey yapmaksa bu şu an mümkün değil. Hızır senin sorunun, senin işin. Bugün değilse yarın bu sorunu çözersin. Ama Sevda'ya bu ailenin gelinlerinin de zarar görebileceğini göster ki bir an evvel aklını başına toplasın. Yapma abla. Çakır Beylilerin erkekleri bitti de şimdi kadınlarına mı sıra geldi? Öldür demiyorum. Zarar ver diyorum. Ben yaptırmasına yaptırırım. Ama iş üstüne kalır. Bu işi üstümüze kalmayacak şekilde hallet diyorum. Tamam abla. Çocuklara söylerim. Birilerine yaptırsınlar. Façalı olan geline yapsın. Küçüğü Sevda'ya denk değil. Tamam abla. Tamam. Vesat Reis, bana anlatanlar yemin billah ettiler. Bu Meftunların halası kendi doğurduğu çocuk kundaktayken ağlıyor diye onu boğmuş. Allah Allah. Sebep? Vallahi sus demiş susmamış babam. Sebep o yüzden. Vay sen benim sözümü nasıl dinlemezsin? Ya bebe bu ya. Ağzı var dili yok. Ama belli ki bu kadının vicdanı yok. Ya benim dediğim olacak ya herkes ölecek dermiş zaten bu hala. Ya kim çıkartıyor bu şehir efsanelerin tekin? Olacak şey var, olmayacak şey var kardeşim. İşte bu olmayacak şey Besat Reis. Ama olmuş. Sağ ol Tekin, çok teşekkür ederiz. Gerektiği kadar aydınlandık. Bundan sonra Melike Hala'nın yanına gittiğimiz zaman ayağımızı denk alırız. Allah'tan halayla değil de kardeşiyle oturuyoruz masada. Bu Feyyaz hakkında ne biliyorsun, onu anlat bize. Derhal anlatayım babam. Ama ben o kısmı alıştıra alıştıra geleyim istedim. Çünkü o kısım tam bir fecaat. Her tarafı fecaat olsa oğlum ne olur? Vallahi ben size anlatayım da durumu. Her tarafı fecaat olsa ne olur? Ona siz karar verin. Bu bizim reisin öldürdüğü Habbam yok mu? Hani Lübnanlı. Hı. İşte bunun işlerinin başına kardeşi Behram geçmiş. Diyorlar ki bu Behram'la Feyyaz'ın da arası bayağı sıkı fıkıymış. Hatta ve hatta Feyyaz zamanında firara düşmüş. Behram bunu alıp Beyrut'ta saklamış. 10 numarada ağırlamış. Bölgenin bütün istihbarat örgütleriyle Feyyaz'ı Behram tanıştırdı diyorlar babam. Bize ne oranın istihbaratından? Oradan buraya bir iş mi çevirecekler? El Muhaberat'tan bahsediyor. Fas'tan Yemen'e, buradan Çin'e, her işin içine varlar yani Hurşit. Aynen öyle Fahri babam. O bölgede çok tehlikeli bir istihbarat örgütü olduğunu söylüyorlar. Ya büyütme gözünde ya. Büyütme ya. Bence de çok büyütmeyin. Vallahi benim zaten şu aralar birilerine vurup içeri giresim var. Feyyaz'a da taktım kafayı.
bu Behram Tekin'in dediği gibi tehlike ise ben ikisini de paket ederim. İçeri girer rahat rahat yatarım. Sen de taktın bu aralara içeri girmeye. Vallahi dışarının gidişatı hiç hoşuma gitmiyor. Vallahi Behzat, ben sana bunun nedenini söyleyeyim. Seninki psikolojik. İlyas'la aradaki gerilim bitince boşluğa düştün. Sıkıntı etme, bizde gerilim bitmez. Ben Sevda'yı sevdim abla. Kız gayet tatlı, normal bir kız. Ama o halasıyla nasıl olacak orasını kestiremedim. Ben Hızır tam olarak ne yapmaya çalışıyor onu kestiremedim. Kızı seviyor mu? Gerçekten yeniden evlenmeyi düşünüyor mu? Eğer böyle bir niyeti vardıysa hepinizi niye aynı evde topladı? Meçhul. Niyeti ciddi olmasa işleri bu raddeye getirmezdi herhalde Hızır abi. Bilemeyiz canım. Hiç bilemeyiz. Tipi değil ki bu aklından geçeni okuyasın. Bak Ömürcüğüm. Bu konuda Hızır'la İlyas'ın arasında kal. Gerekirse İlyas'ı karşına al. Ama Hızır'ı al. Ben bu yaşıma kadar iki abimin arasında kalmadan yaşayabildim şükür. Hızır abiyle İlyas'ın arasında da kalmam abla. Merak etme. Çilen kurusun dedi. Hadi sen bir an önce arabayı iste de çok geç kalmadan gidelim. Şimdi Hayri Hatun'un aklı bizde kalmıştı. Zaten bu ara sıkı fıkıyız diye biraz kıskanır oldu. Aracı hazırlayabilirsiniz. Teşekkürler. Kaç tane aldın ben? Tamam, iyiyim. Al poşetleri. Ay abla ya. Teşekkürler. Tamam, bırak. Abla iyi misin gerçekten? İyiyim. Plakayı alabildiniz mi? Kap kaçtı, ben hiçbir şey anlamadım. Bu kap kaç değildi. Vur kaçtı. Nasıl yani? Hele bir eve gidelim. Konuşuruz. Abla hastaneye gidelim diyorum, istemem diyorsun. Karakola gidelim diyorum, yok diyorsun.
Bari müsaade et İlyas'a haber vereyim. Ömür. Bak. Başımıza bir bela geldi. Nereden geldiği belli değil. Benim yüzümden ortalık birbirine girecek. Sen beni eve bırak. Bu konuyla kimse duymasın. Hiç kusura bakma, ben seni yalnız falan bırakmam. Kızım. Bak ben Hayriye Hatunların evine gelemem. O kapıdan girdiğim anda tipi dahil herkes bu meseleyi duyar. Utanmıyor musun? Bacın kötürüm oldu. Dön gel diye abartıp tipi arar. O zaman bizim eve gidelim. Siz kim? Bizim eski eve. Hiç kimse yoktur orada, merak etme. Nihat, gidelim. Biraz soğutalım bari. Hele şu halimize bak. Ne demek siparişten vazgeçtiler Feyyaz? Şu demek, Behram bizi tehdit etti. Ya onunla anlaşırsınız ya da biz bu anlaşmada yokuz. Neyini anlamadın Hızır? Şunu anlamadık Feyyaz. Bey. Gece 50 konteyner sipariş verince o siparişi sabah iptal edemezsin. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi 50 konteyner pirinç de olsa böyle, 50 konteyner silah da olsa böyle. Şimdi zaten onlar da kafalarına göre iptal etmemişler İlyas. Hani siz bu Habba'nın ailesini ciddiye almadınız ya. Behram geldi, bir fark koydu. Bizim ticaretimizi kilitledi. Şimdi bunu bize müjdeli bir haber gibi vermediğinize göre bir öneriniz vardır herhalde Feyyaz Bey. Vallahi ben bu konuda ne kadar etkin olabilirim bilmiyorum ama Behram'ı kan davası gütmekten vazgeçirebilirim. Tabii siz silahlar konusunda tekrar masaya oturmayı kabul ederseniz. Şartlarıma uyuyorsa ben de bir fark koyarım. Abisini öldürdüm, onu öldürmem. Hızır, biz gençlerden daha tecrübeliyiz. Ama gençler de bizden daha akıllı. Ölenle ölünmüyor. Bunu daha önce de duymuştum senden. Behram bu ticaret konusunda daha etkin bir faktör olmayı isteyecektir. Bu konuda tavizkar olabilir miyim? Yani ya da ne kadar tavizkar olabilirim fikrini öğrenmek istiyorum. Sana da bana da taviz vermek yakışmaz. Ama dediğin gibi gençler, akılcılar. Onlar kendi aralarında konuşup, uzlaşıp bir orta yol bulurlar. İlyas'la görüşsün. Behram İlyas'la görüşmeyi istemez. O kim ki benimle görüşmek istemeyecek? Hayır, yanlış anladın İlyas. Yani abisi yeni öldürüldü ya, güvenlik açısından görüşmek istemezdi. Görüşme. Senin mekanında olursa gelir mi bu Behram dediğin? Gelir tabii. Neden gelmesin? Abisi senin yanında öldürüldü ya. O yüzden. Evet, abisi benim yanımda öldürüldü de mekan benim değildi İlyas. İlyas, Boran'la Behzat'ı al.
Bir karar verin. Ne yapacaksanız yapın ya da taviz verin. Ama ne yapacaksanız biz Feyyaz'la sizi destekliyoruz. Hızır, bu yaklaşımına çok sevindim. Yani İlyas'tan da aynı şeyi bekliyorum. Ben seni çok bekletmem Feyyaz Bey. Az sonra görürsün. İyi o zaman hadi. Ben şimdi Boran'ları arayayım, ne diyeyim? Nereye gelelim biz? Depoya mı gelelim, ofise mi gelelim? Depoya geçsinler. Orada pencere yok ya. Hani malum silahlar da elimizde. Güvenlik açısından doğal olarak. Evde kimse var mı? Haşmet dayı var abla. Ha işte. Ben sana demiştim beni eve bırak diye. Tamam abla, sıkıntı yok. Merdivenlerden düştü falan deriz, o da üstelemez. İyi. Bir merdivenlerden düştü, yalanımız kalmıştı. Şuradan git. Of. Hoş geldin Onur. Siz de hoş geldiniz. Hayırdır, geçmiş olsun Emine Hanım. Önemli bir şey yok işte. Görünmez kaza. Bu halde merdivenlere çıkmayın. Sizi böyle alayım. Buyurun. Buyurun. Sağ olasın. Tamam. Taziye'de değil miydiniz? Ben bir şeyler almak istedim. Sağ olsun Emine abla da bana eşlik etti. Göze geldi Haşmet. Ev ahalisini gördüm. O Melike Hanım'ın nazarını da niye kurtardık gene? Doğrudur, doğrudur. Alanın bakışları bayağı bir tersti. Ben buz getireyim. Kusura bakmayın, böyle habersiz geldik. Ömür ısrar etti böyle yalnız başına eve bırakmam diye. Kimse de yoktur deyince. Estağfurullah canım, biz kimse miyiz? Hele bir anlatın bakalım, bu kaza nasıl oldu? Canım bir şey olduğu yok işte. Arabayı çağırdık, yürürken ayağım takıldı, düştüm. Görünmez kaza. Aslında olay çok da öyle olmadı abi. Ucuz atlattık tabii. Geldi geçti. Verilmiş sadakamız varmış ki buradayız. Değil mi Ömür? Biri motosikletini üzerimize sürdü abi.
Kapkaç desen kapkaç değil. Az kalsın biçiyordu beni. Sağ olsun Emine abla erken fark edip beni kurtardı. O esnada kendi yaralandı. Haşmet. Bak, kurbanın olayım, bu mevzuyu büyütmeyin. Ben aslını astarını araştırtırım çocuklara. Eğer bir kasıt varsa o zaman söz haber verici. Nerede oldu bu? Tamam İlyas, o zaman hemen geliyoruz biz. Ha Tekin Efendi. Sen bu meftunların her şeyini biliyorsun böyle. Anasını, danasını, halasını. Peki bunların deposunu biliyor musun? Bilmez olur muyum baba? Bilmez olur muyum babam? Ondan sonra Tefo kanka bana konum gönder. Ya babam ben onu tedbiren istedim. Şimdi dolaştırırım seni. Sen yolu yanlış tarif edersin. Kayboluruz. Neme lazım? Eskitme lan beni. Sabahtan beri burada boş boş oturuyorduk. Senin bu onunla gitmem, bununla gitmem kaprisin yüzünden burada can sıkıntısından öldük. Sıkıntıdan ölmek boşuna ölmekten iyidir Urşit. Otur oturduğun yerde. Hı hı. Tamam, ben konuyla bizzat ilgileneceğim abi. Hı hı. Tamam. Kimle konuşuyor? Vallahi telefonu efendim abi diye açtı Boran baba. Muhtemelen Haşmet dayı ile konuşuyordur. Gidip alacağım. Bir şey yapmayacağım. Tamam. Tamam. Hadi gidiyoruz. Siz gidin. Benim başka bir işim var. Ne demek başka bir işim var ya? İlyas aradı. Özellikle Behzat Dağıl gel dedi. Bir iş var herhalde. Ya siz gidin. Neyse halledemezseniz haber verirsiniz. Ben oraya da gelirim. Beyime bak. Allah Allah. Hadi Tekin hadi. Hadi Akın. Nereye abi? Ankara yoluna çık. Yol üstünde bir AVM var. Oraya uğrayacağız. Behzat nerede? Ha, Haşmet aradı. Önemli bir şeymiş, onun yanına gitti. Allah Allah, biz de keyfimizden aramadık herhalde. Bu da önemli görüşme. Ara kendini söyle. Bana niye trip yapıyorsun? Gel dedin, geldik işte. İlyas Reis, vuruşacaksak Fahri abiler fidanlıktalar. Diyorsan arayayım, gelsinler. Önemli bir görüşme dediğime göre demek ki konuşacağız. Vuruşacak olsak niye birini arayayım üstelik? Benim elim armut mu topluyor? Ya İlyas, Allah aşkına şunu muhatap alma. Abin ne dedi? Biz şimdi içeri girip ne yapacağız? Uzlaşın dedi. Ne? Uzlaşın dedi. Ne yapalım? Uzlaşacağız. Ha, bana bak. Ben Behzat'ı niye çağırdım onu anlatayım.
Şimdi ben içeri girdikten sonra uzlaşmacı görüneyim ki Behzat da arıza çıkarsın. Hem malum bizim bir de dünürlük durumu var ya. Yemişim dünürünü. Arıza çıkartılacaksa ben çıkartırım. Hadi gelsinler bakalım, benimle uzlaşsınlar. Hadi. İlyas'ım, bu Behram'ı bir çarptırmadan fotoğrafını çekelim mi? İlla ki 4 kilometre yakınımıza girer. Babam, bak işte ben böyle durumlar için demiştim o silahı bağcam mı atsak diye. Bana bak Tekin. Onu ilk söylediğin zaman da seni sallamamıştım. Şimdi ne sallamıyorum? Lan adam zaten 4 metre yakınımıza gelecek. Sık deseler sıkarız. Ne işimiz var 4 kilometrede mal değneği? Sen iyisini bilirsin lan. Bora. Hadi de. Hadi. İlyas abi. Geldiniz mi? Gördüğün gibi. Misafirimiz de içeride abi. Babam sizi bekliyor. Buyurun. Ha abi. Silahlarınızı toplantıya girmeden enişteye ve Tekin'e verir misiniz? Malum, daha önce yaşananlardan dolayı bir tedirginlik var. Peki kardeş, biz nasıl emin olacağız içeridekilerin silahlarının alındığından? Biz artık Çakırbeylilerle akrabayız. Yani burası sizin mekanınız. Eğer bir saygısızlık yapan olursa gerekeni biz yaparız. Alparslan zaten menzilde Tekin'im. Endişeye mali yok. Endişe yok enişte. Endişe yok. Geldiniz. Behram sağ olsun benim hatırımı kırmadı. Acısı olsa da bize zaman ayırdı. Siz de buraya uzlaşmak için geldiniz. Kötü günleri geride bırakıp yolumuza devam edelim. Yani ben istiyorum ki yeni bir sayfa açalım. Öncelikle başa sağ olsun Behram. Abim abini öldürmüş. Keşke rahmetli abin de senin gibi uzlaşmacı olsaydı diyeceğim ama tabii öyle bir zaman geliyor ki keşkelerin bir önemi olmuyor. Keşkelerin şöyle bir önemi var. İlyas, abimi öldürerek kendinizi bitirdiniz. Dünyanın en büyük silahı da elinizde olsa, dünyanın hiçbir yerinden kimse gelip almayacak onu. Dün 50 konteyner sipariş aldınız.
Bugün bütün siparişlerinizi iptal ettirdim. Akabinde hesaplarınızda paralar olmasını bekliyordunuz ama çok beklersiniz. Bizim bir acelemiz yok Behram arkadaş. Elimizdeki zerzevat değil ki çürüsün. Bakliyat değil ki kurtlansın. Sen merak etme. İyi mal her zaman alıcısını bulur. Yalnız benim anladığım... birileri sana demiş ki... sen abinin kan davasından vazgeç. Ne yap ne et. Masadakilerle uzlaş. Yalnız ben sana peşin peşin söyleyeyim mi? Bizim seninle uzlaşacak bir şeyimiz yok. Abin öldü ya. Sen de öleceksin. Boran. Biz Hızır Reis'le böyle konuşmadık. Yani herhalde senin olaylardan pek haberin yok. Feyyaz Bey, asıl senin olanlardan haberin yok. Bu arkadaş sokakta ne kadar it, kopuk, çarçakal varsa hepsine para vermiş. Hesapta bizi bitirecekmiş. Masayı dağıtacakmış. Falanmış filanmış. Sen kimi tehdit ediyorsun lan? Ölüm Behram. Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Boran'ın senin hakkında söylediklerine dair herhangi bir hamlen oldu mu? Ne oldu İlyas? Eğer burada benimle uzlaşmazsanız... yapacaklarımın yanında Boran'ın anlattıkları az kalır. Feyyaz. Bey. Bunun için mi geldik biz buraya? Hakikaten yani bizi davet etmenizdeki amaç bu mu? Biz bu tavırdaki bir adamla... hangi konuda uzlaşacağız ben şu an hiç anlamadım. Behram'a bu tehditleri geri almasını ve ticaretimize devam etmesi için bir teklifte bulundum. Malumunuz abimin ölümünden sonra masada aileme ait bir sandalye boş. Şayet Behram'ı o sandalyeye oturtursak... hem küslüklerin sonu gelir... hem de çok daha güçleniriz. Açıkçası benim öyle bir niyetim yok. Bana kalacak olsa... kan davamı devam ettiririm. Elinizde neyiniz var, neyiniz yok, her şeyinizi alırım. Ama Feyyaz Bey çok hatır koydu. Ölen abimin hatırına
bu masaya oturmamı istiyor. Behram arkadaş, bence sen kan davasını gütmeye devam et. Ne kadar malımız, mülkümüz varsa hepsini al, alabilirsen. Beceremezsen sana masada oturacak yer yok. Ama merak etme, biz sana yatacak bir yer buluruz. Sıkıntı yok. Buluruz. Baba, misafirleriniz geldi. Can Sürer Bey, Amerika'nın gizli büyükelçisi diyeyim. Gerisini siz anlayın, hazırlayınız. Anladım, anladım. Siz gelmeden Ünal Bey'den haberiniz geldi. Ne haber Murat? İyidir Hızır Ali. Senden ne haber? İyidir. Bakıyorum da alıştın Altan Bey'e. Sağ olsun. Yanından ayırmıyor beni. Eyvallah. Ünal benim çok eski bir arkadaşımdır. Sizden bahsetti. Yıllardır buraya onu ziyarete gelirdim. Sanırım şimdi siz kullanıyorsunuz. Kiracısıyız diyelim. Ünal Bey'le telefon sohbetimde bahsetmiştim ama buraya gelip kendim bizzat ileteyim istedim. Muhteşem bir silah üretmişsiniz. Çok tebrik ederim. Gençler. Vallahi bize kalsaydı biz hala babamızdan kalma şakar almazları üretiyorduk Altan Bey. Tebrik ederim delikanlı. Teşekkür ederiz Can Bey. Sen Ünal'ın merhum kızının nişanlısıydın değil mi? Evet. Rahmetli oldu. Yaşasaydı serüveniniz nasıl olurdu? Hep merak ederim. Ünal'ın tek varisi ve Çakır Beylerin yeğeni olarak ailenizin Türk-Amerikan ilişkilerinde pozisyonu ne olurdu kim bilir? Vallahi bir değişiklik olmazdı. Bizim tavrımız da genlerimiz gibi baskın. Geçmiş geçmişte kaldı tabii. Alparslancığım şimdi yeni bir yuva kurdu. Bildiğim kadarıyla bir bebek bekliyor. Evet. Allah nasip ederse öyle. Evet Can Bey. Ünal Bey benden ricalarınız olacağını ve sizi kırmamı söyledi. Hele ki Altan Bey'le gelmişsiniz. Sizi reddetmek mümkün değil. Buyurun, sizi dinliyorum. Çok naziksiniz. Ricam aslında herkesin menfaatine. Siz çok özel bir silah ürettiniz. Tabii bütün piyasa yüklü miktarlarda sipariş vermek için sıra bekliyor. Buna mani olan bir takım unsurlar da olacak elbet. Habba'nın ölümü bir anlamda iyi olmadı. Hangi anlamda iyi olmadı Altan Bey? Ailesinin etkinliği açısından yani.
Ben size bu konuda pek katılmıyorum Altan Bey. Eğer Habban ölmeseydi Can Bey'le nasıl tanışacaktık? Belli ki bütün ilişkilere ve dağıtım ağını kurmaya talipsiniz. Aslında bu durumda olmak benim arzu ettiğim bir şey değildi. Altan da bilir ki gerçekten işi başından aşkın biri olarak emekliliğini arzu eden bir adamım ben. Ama Amerikalı dostlarımızın ısrarlı talepleri karşısında duramayacağım için ben buradayım. Can Bey, dostlarınız arasındasınız. Burada her şeyi açık açık konuşabilirsiniz. Ünal'ın çok meşhur bir lafı vardır. Siz de duymuşsunuzdur. Yeni eskiyi siler. Duyduk, duyduk. Çok duyduk. Abban öldü. Behram da en az onun kadar zeki ve becerikli bir çocuk. Bir o kadar da tehlikeli. Ben Arslan'ıza güç katacağına inanıyorum. Abisinin intikam peşinde koşarsa bu ticaretinizi ve üretiminizi sekteye uğratır. Kan davası gütmeyeceğine dair size garanti veririm. Silahların terör örgütlerinin eline geçmeyeceğini garanti verebilir misin Can Bey? Hızır Reis, bu konuda aynı hassasiyeti taşıyoruz. Ülkemizin aleyhine olacak bir duruma izin vermeyeceğimi sen de takdir edersin. Takdir ederim. Ama Can Bey gibi güçlü dostlardan da bunun garantisini istemek en doğal hakkım. Sonuçta konuştuğumuz Amerika bugün bana söz verir, yarın düşmanıma. Eğer müşterilerinin benim kontrolümde olacağına dair size söz verirsem bu size yeterli olur mu? Yani Can Bey, siz demek istiyorsunuz ki Behram masanıza oturmazsa silahların dünyaya sürümü mümkün değil. Eğer ortağınız olursa bunun kontrolünü ben sağlarım, Amerika müttefikiniz olur. Doğru mu anladım? Tam olarak böyle. Behram'ın bu kadar etkili olduğunu bilseydim abisini değil onu öldürürdüm. Ben yıllarca Amerika'da yaşadım. Onlardan öğrendiğim en önemli şey, barışmayı bilmiyorsan savaşma. Bizim de atalarımızdan öğrendiğimiz tek şey, malum Amerikalı değillerdi, ölene kadar savaş. Madem terör örgütlerine silah satılmayacak deyip bunu garanti ediyorsunuz, bu benim için yeterlidir. Ama bir tek şartla, şeffaflık. Yani A'ya silah satarsın, B'den çıkar, sonra benim haberim yoktu dersin, bunu kabul etmem. Biz bunu çok yaşıyoruz ülke olarak. Sonra bundan seni sorumlu tutarım. Hızır, mükemmel bir silah üretmişsiniz. Böyle bir durumu fark ettiğinde mermilerini satmayarak istediğin kişiye ambargo uygulama gücün var. Bu doğal olan Altan Bey, ben yaptırımdan bahsediyorum. Şeffaf olacağıma dair emin olabilirsiniz. Ancak siz de takdir edersiniz ki yaptığım ticarette isminin geçmemesi gereken unsurlar olacak. CIA'nın emrindeki şirketleri kastediyorsunuz. Yani CIA bizden istediği kadar silah alacak, istediği suikastleri yapacak ya da yaptıracak, ama bu işlerin arkasında onun ismi olmayacak. Silahlar Türkiye'ye çevrilmemek kaydıyla, evet. Bence bu milli bir anlaşma Hızır Reis. Verilen 50 konteynerlik siparişin parası benim hesaplarımda.
Eğer Behram konusundaki ricamızı da kırmazsanız 150 konteynerlik sipariş içinde el sıkışmak isterim. Benim için iyi bir anlaşma. Ben kabul ediyorum. Masanın da usulen onayını alıp parayı ne zaman yatıracağınızı size bildirir. Amca ne yaptığının farkında mısın? Sipariş ettiği 150 konteyneri direkt örgütlere gönderecekler. Buradan Adana'ya, İncirli'ye gidiyormuş gibi gösterip örgütlere teslim edecekler. Altan da işin içinde yani. Altan da Feyyaz'da. Kendini açık etmeden bunları takip et. Can'dan önce paramızı alalım, sonra irtibatta olduğu örgütçülerin listesi. Nasıl alacağız? Ya Can'ını alacağız ya da istediğimizi. Ünal Bey. Ünal Can Bey ne istiyorsa ver dedi. Onu sakın öldürme demedi ki. Hadi de hadi. Ne duruyorsun? Ne yaptığımın farkında mıymış? Behzat abi, kamera kayıtlarına baktırdım. Motosikletle plaka yok. Herhangi şüpheli bir durum da yok. Olay tam saat kaçta olmuş? 16.05. ile 16.05 arasında binanın etrafında neredeymiş? Baktınız mı ona? Binanın önünde yok ama personel çıkış kapısının orada bir motor duruyor. Yakınlaştır bakayım ona. Bacım arabasını istediğinde belli ki valelerden biri bu iti haber vermiş. Hakan. Ben bulurum abi. Onu bul, eve getir Hakan. Sağ ol. Şeker isteyeyim misin? Teşekkür ederim. Şekersiz içerim ben. Hızır Reis sana fidanlığa git dedi. Saat vermedi mi? Vermedi. Sen git. Ben de işim bitince oraya gelirim dedi. İyi. Fahri. Bu fasulyeyi biraz fazla kır. Belli ki burası kalabalık olacak. Yettiği kadar Urşit. Yemekleri siz mi yapıyorsunuz? Alışverişi ben yaparım. Fahri pişirir. Fahri abi. Ben çok güzel yemek yaparım, biliyor musun? Müsaadenizle tabii. Misafirsin de. Misafirmiş. Ne misafiri? Malzemeler dolapta mı? Ne varsa dolaplardadır. Ula Fahri, bir araba giriş. Hızır Reis olmuyor. Şimdi görecek. Bitirmeyesin bizi. Ne olmuş canım?
Hep beraber yeriz işte. Bir şey yiyeceğimiz kesin. Fasulyemi, fırçamı görecek. Selamünaleyküm uşaklar. Ne ediyorsunuz ya? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk da bacım, senin burada ne işin var? Hurşit. Ha bu ne işti la? Fahri'nin işleri işte. Kemal, Murat. Yengenizin elinden alın abi işi bakayım. Hadi yardım edin yemekte. Abla müsaade et. Yok yok. Siz çayı doldurun. Şahin'a bu kızın ne yapmaya çalışıyor? Onu Allah bilir Tufan'ım. Yanına da pilav yapalım mı? Ya bacım gel otura buraya ya. Bırak bugün de ekmek yesinler, pilav nedir ya? Sen buyur bir çay iç, çocuklar pirinç ıslatsın. Peki. Ulan Fahri, madem öleceydik çatışmaya gitseydik. Neyin peşindesin sen? Fahri diyor ki, aha bugün Sevda bize bir şeyler yaptı, yaptı. Nasılsa yarın o diyecek, biz yapacağız. Aa, yemekleri her zaman ben yaparım ama gerisine karışmam. Vesat'ın gelmemesi iyi oldu. O şimdi tutturmuş, kafaya takmış, cezaevine gireceğim diyeceğim diye. Şimdi bir bahane bulurdu. Meram'a da Feyyaz'a da sıkardı. Gerçi kötü fikir değil ama biz yine de ne yapıp edip reisle bir karar alalım, ona göre hareket ederim. Bak şimdi ben sana bir şey diyeceğim. Sen bana şu kadarını söyle. Benimle misin? Ya ne demek sen bileyim ya. Kol kola yürümüşüz, beraber gidiyoruz işte. Sen neyim? Masada diyorum, masada. Bak ben abime dedim, dedim ki sen neyi oylarsan öyle ben hayır diyeceğim. Sen benim de misin, değil misin? Normalin abi kardeşin arasına giyme al. Silahlar benim de fonda. Sen keyfine bak hadi. Bakacağım, bakacağım. Keyfime bakacağım. Oo Sevda yenge, hoş geldin. Hoş geldiniz. Boran ben. Hoş geldiniz. Merhaba, ben de Tekin Kutlu Sevda Hanım. Hoş geldin İlyas. Merhaba Sevda. Merhaba. Buyurun rahatsız olmayın, siz oturun. Bugün telefon çekmiyor mu burada? Niye? Bizi mi aradın İlyas? Yok, ben sizi aramadım. Siz beni aramadınız ya. Onun için dedim. Hızır Reis gelecekmiş. Sevda Hanım onu bekliyor. Ya nereye bekliyor? Bütün gün gözümün önünde kıza iş yaptırdınız da. İş derken? İş falan değil canım. Hazır buradayken yemekleri ben yapayım istedim. Hazır söyleseydiniz ya Hurşit. Ne diye yaptırıyorsunuz misafire? Aşk olsun İlyas. Ne misafiri?
Aman canım. Herkes bir nevi misafir değil mi zaten bu yalan dünyada? Öyle değil mi Şahin Hanım? Öyleyiz. Sevda Hanım, pilav yeter mi dersin? Yeter Fahri abicim, yeter. Biz de az önce amcanızla birlikteydik. Aa, öyle mi? Niye ki? Ne işiniz var sizin Feyyaz'ın yanında? İş güç işte Tufan ha, iş güç. Canım onu anladım da ne işi? Güçlerimizi birleştirdik Tufan ha. Ben çıkayım sizi yalnız bırakayım. Konuşacaklarınız vardır. Orhan'dı değil mi? Evet abla. Bana biraz eşlik eder misin? Fidanlığı gezelim. Tabii buyurun. Pilavın suyunu kontrol edersin. Aklın kalmasın Sevda Hanım. Ne demek ya, ne demek, ne demek? Bu samimiyet ne demektir ya? Siz kafayı mı yediniz ya, he? Hadi diyelim abim kafayı yedi. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Ne bu samimiyet ya? Biz de amcanızla birlikteydik. Ulan birlikteydik dediğin adama biz seni şöyle asarız, böyle keseriz dedik. Gözdağı verdik ya. Siz ne yaptınız? Amcasının yeğenine burada pilav yaptırdınız ya. Bırak amcasını. Bu kız bile senin düşmanın olsa sana düşen misafir deyip baş tacı etmen. Çünkü burası senin mekanın. Mekanımdı. Ta ki misafir ev sahibi gibi davranana kadar Şahin Ağa. La İlyas, kusura kalma ama bu işte sen de kabahatlısın. Hızır abi kızı buraya göndermekle, bizi burada toplamakla, daha bu saate kadar buraya teşrif etmemekle sana inat yapayı anlamamakta niye direniyorsun? Bana inat yapacak ne var ki ben anlamadım yani. Onun özeli değil mi? Abimin özelinin burada bizim aramızda ne işi var ya? Abin diyor ki sen benimle kız istemeye gelmedin. Taziyeye de gitmedin. Ben de özelimi senin gözüne sokarım. Herkes gelmiş baba. Gelecek oğlum, gelecek. Bir gün herkes babanın dediğine gelecek. Öyle ya da böyle. Hoş geldiniz abi. Eyvallah Hayri. Sevda abla çardakta. Sağ olasın. Hadi bize iki kahve yaptıracak mısın? Tabii abi. Ne yapın? İyi. Hızır.
Sen niye burada tek başına oturuyorsun? Almadılar mı seni aralarına? O ne demek öyle? Az önce yanlarındaydım. İş konuşmaya başladılar, çıktım. İş mi? Ne işiymiş bu? Amcamın yanına gitmişler. Oradan geliyorlardı. Bunu sana kim söyledi? Benden sır çıkmaz. Kesin eniştedir. Ne iyi yaptın da beni buraya çağırdın? Nasıl iyi insanlar? Çok sevdim hepsini. İçeride başka birileri mi oturuyor Sevda? Sen bunların nesini sevmiş olabilirsin? Seni sevmelerini sevdim Hızır. Severler, severler. Sevdikleri kadar bir de korksalardı, iyiydi. Onlar mı senden korkmuyor? Afiyet olsun. Eyvallah yeğenim. Sağ ol. Sağ ol. Ne yaptınız anamla? Aslında biraz da onun için görüşmek istedim. Halamla biraz gerildik. Sebep? İğneleyici bir konuşma tarzı vardır onun. Benim yanımdayken pek yapmaz ama bugün bayağı bir ileriye gitti. Anam takılmaz öyle iğneye çuvalı da. Hallolur, boşver. Vallahi ben anlamadım Hızır. Evin havası birden değişti. Amcamla halam üstüme gelmeye başladılar. Düne kadar sen ne istiyorsan oydu. Bugün biz nasıl istiyorsak öyle denmeye başlandı. Hızır, benim işle ilgili bilmem gereken bir şey mi var? Sevda, bilmen gereken tek şey benim seninle olan ilişkim ayrı. Ailenle olan iş ilişkilerim ayrı. Peki, bu ayrımı yapabilmek için sana bir soru soracağım. Beni seviyor musun? Sana daha önce de söyledim. İşkence altında bile vermeyeceğim cevaplar vardır. Hızır böyle kolay kolay evet diyecek bir adam değil. Behram duydu. İlyas'la Bora'nın söylediklerini. Hızır'ın gerçek düşünceleri İlyas'la Bora'nınkinden farklı değil. İlyas size yok derken henüz ben devrede değildim Feyyaz. Hızır benim olduğum yerde evet deyip bundan vazgeçerse başına ne gelebileceğini bilecek kadar akıllı bir adamdır. Bugün ben onun kardeşini gördüm. Onlar akılla yürüyecek adamlar değil. Ama benim masaya oturmama olur diyecek kadar akılsızsa biz zaten gereksiz yere bu kadar büyütüyoruz bu adamları demektir. Can Bey, senin intiban ne? Altan Bey'in dediğine göre her söylenene evet demiş. Nasıl siparişlerin nereye gittiği ortaya çıkmayacak? Onu ben gizleyeceğim. Altan da inandıracak. İntibama gelince, siparişi duyunca ağzının suyu aktı. Her duygu ve düşüncenin bir rakamı var tabii. Ne kadar milli olursa olsun. Altancığım,
Sen okuma sakın. Herkes için geçerli olan şeye ben niye alınayım? Abi, diyelim ki vuruşa vuruşa içeri girilecek. Adama yaklaşana kadar kesin içeride gizli bir geçitten bu gladyocu canı kaçırırlar. Haklısın. Birileri vuruşurken birilerinin canın karşısında olması lazım. Eline sağlık Fahri, güzel olmuş. Şifa olsun reis. Sen periz mi yapıyorsun? Evet abi, şu sıralarda biraz dikkat ediyorum. İyi. Aferin, dikkat et. Niye dikkat etsin reis? Yani gayet formda. Yeni evlenenler genelde kilo alırlar ya bu oranda. O yüzden diyorum dikkat etmek lazım. Tecrübe konuşuyor. Kulak vermek lazım. Ağzına sağlık Şahin'e. Ulan Hızır, sen buraya bizi ağız dalaşına mı çağırdın? Bak, bunlar bugün Feyyaz'la Behram'a gitmişler. Gerçi sen uzlaşmaya göndermişsin ama Boran kardeşim sağ olsun açmış ağzını, yummuş gözünü. Açtım ağzımı, yumdum gözümü. Reisin hatırı olmasa kafasına sıkardım da. Adam geçmiş karşımıza pişkin pişkin gülüyor. Ben de masaya oturacağım diye. Nasıl yani? Masamıza mı oturacakmış? Bu Feyyaz Bey aile kontenjanından oturtacakmış onu masaya, abisinin yerine. Eğer mesele kontenjansa buyursun yeğenim otursun oraya. Ha, yeğenim demişken Alparslan nerede dayı? İşi var. Bir yeri gözetliyor. Nereyi? Behram'ı masaya oturtanın evini. Oturtan derken reis? Ben bugün bir görüşme yaptım. Ünal'ın da isteği üzerine Behram'ın masaya oturmasına onay verdim. Ne yaptın abi? Behram'ın masaya oturmasına onay verdim. Peki bunu kime sordun abi? Yani hani biz bir masayız ya ve o masada bir sürü insan oturuyor. Ve bu insanların her biri bir birey. Ve o bireylerin kendi fikirleri var ya, o yüzden söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Sen söylemedin mi İlyas? Bundan sonra senin sorduğun hiçbir şeye onay vermeyeceğim diye. Ben de abisini reddeden bir adam durumuna düşme diye sana artık hiçbir şey sormuyorum. Bunun yapılmasını masanın lideri istedi. Ben de onay verdim. Oynal, neye göre masanın lideriymiş? Diyelim ki lider, kendisi neredeymiş? Gittiği yerden buraya şerrini saçıyor. Belli ki onu da buna zorlayanlar var. Yani öyle kafamıza göre birilerini oturtup kaldırmıyoruz. Sen Ünal dedi diye mi bu işe hedefin? Bir tek o değil.
Kimmiş peki, kimmiş gene Feyyaz denen o adam mı? Değil. Bugün Altan beni önemli bir adamla görüştürdü. Ya kimden önemli reis? Önemi ne? Altan'ı yanına alacak kadar önemli. Kendi istihbaratımızı karşımıza alamayacağımıza göre. Bu adam Altan'ı yanına almış diye onların her istediklerini masaya mı oturtacağız? Adam ölmezse, evet İlyas. Ya tamam, gidip öldürelim. Alp Aslan'ı bekleyelim. Bir haber getirsin de, eğer öldürebiliyorsak bence de hemen öldürelim. Tamam, nerede? Nerede? Alp Aslan nerede? Bir ara sor bakalım. Oğlum bak, uğraştırma beni. Efendi efendi konuş. Sonra istediğin kadar sus. Şimdi son kez soruyorum. Sana kim o kadınlara saldıracaksın dedi. Abi sadece bir kazaydı. Kazaymış. Lan madem kazaydı, o zaman cebinden çıkan o tomar tomar paraları nereden buldun? Güzel soru. Cevap ver buna. Evimi sattım. Bak, evini satıyorsun, sana emir veren adamları satmıyorsun. Ulan şerefsiz, kadınlara saldırmak ne demek oluyor lan? Hakan, oradan falçatayı getir. Dilim dilim keseceğim ben bu iti. Abi vallahi ben tanımıyorum. Bunu yapmamı bana bir arkadaşım söyledi. Bu iki kadını korkut dedi. Kim olduklarını bilsem böyle bir şey yapar mıydım? Ulan hangi kadına saldırdığının ne önemi var? Bana saldır, Hakan'a saldır. Ablamıza, bacımıza saldırmak ne demek oluyor lan? Çakal! Söyleyeceğim mi? Bu arkadaşın kimmiş? Bu emri kimlerden almış? Bir isim ver. Belki o zaman bir şansın olur. Sen bir şeyler yemeyecek misin Behzat? Yok, ben sonra yerim. Abime biri ziyarete gelmiş de. Müsait miydin abi? Geliyorum. Ya kusura bakmayın, böyle habersiz çıkıp geldim evinize. İşinizden gücünüzden ettim sizi. Yok canım. Olur mu öyle şey Emine abla? Yani biz işimizi gücümüzü yapıyoruz, bize mani olmuyorsun. Sıkıntı yok, rahat ol sen. Hadi abi. Afiyet olsun. Konuştu mu? Geveliyor bir şeyler. Müsaaden olursa ben gereğini yapayım.
Önce bir söyleyeceklerini duyayım. Ondan sonra gereken neyse söylerim sana. Abi. Ha. Bu işin arkasından meftunlar çıktı. Nasıl? Ne demek meftunlar çıktı? Bu içerideki hıyarın dediğine göre Bülent Meftun denen çakal bacımızı çiğnemelerini emretmiş. Bak, bunun doğru olduğundan emin miyiz Behzat? Birileri bu düşmanlığa karşı itmesin bizi. İtsin abi. Dostluğa mı muhtacız biz? Biri bacımız için talimat vermiş mi? Vermiş, tamam. Bacımıza bir şey olmamış ama ablamız olmuş. Bu kadın bize emanet neticede. Şimdi tipi burada olsaydı, birileri bizi bir yere itiyor mu acaba mı diyecekti. Şu an düşman dediğin insan çok kısa bir zaman sonra Hızır'ın akrabası olacak. Bu savaşı başlatan taraf biz olmayalım diyorum sana. Savaş falan çıkmayacak abi. Şimdi müsaaden olursa ben bu Feyyaz'la dört oğlunu öldüreceğim. Cezaevine gireceğim. Ben cezaevindeyken siz barışırsınız. Ya çekil şuradan Allah aşkına ya. Bunu bulamasınlar. Kaybet. Ne bakıyorsun Hakan? Duymadın mı abin? Çek ipini. Afiyet olsun. Ne yaptınız dediğim işi Feyyaz? Vallahi abla, bizim çocuklar bir şeyler yapmışlar ama tam senin istediğin gibi olmamış. Ne demek o? Hala, arkasından siz çıkmayın dediniz ya. Ben de işi başkalarına sipariş ettim. Onlar da beceremediler. Sizin istediğiniz gibi ses getirecek bir şey olmadı. Müsaade edersen birkaç gün sonra ben bizzat kendi kontrolümde yaptırayım hala. Bakın, bakın. Ben tam Hızır'ı köşeye sıkıştırıp her istediğimi yaptırıyorken bu işin arkasından biz çıkarsak benim bütün planlarım bozulur. Ona göre. Ben senin planlarına karışmıyorum Feyyaz. Sen de benim planlarıma karışma. Hanım. Şimdi biz Ömür Faça'la yapılacak dedik. Ama çocuklar Emine ispirliğe zarar vermişler.
O yüzden olayın üstüne biraz beklemek gerekebilir. Emine de olur. Bütün façalılar bu olayın peşine düşmüş. Ömür'e bir şey olmamış dediniz. Façalılar niye düşmüş bu işin peşine? Mevzu Çakır Beylilere intikal etmemiş belli ki hala. Yani istediğin gibi olmamış. Sevda konuyu duymamış olabilir. Duyar, duyar. Hızır'ı nasıl köşeye sıkıştırdın? Sen onu anlat bana Feyyaz. Ablam, kardeşin işini bilir. O masaya tek tek adamlarımı yerleştirip ele geçireceğim. Behram'ı masaya oturttum. Gıkını dahi çıkartamadı bizim müstakbel damat. Sağ olun. Ya saat oldu kaç? Şimdi kocan diyecek ki, bu saate kadar abinlerin evinde ne yapıyorsun da dönmedin? Vallahi abisinin evinde İstediği saate kadar oturur. İlyas'a neymiş? Bir de geldisini gittisini saatini mi tutacak? Emine Hanım kibarlık edip müsaade istiyor Vesat. Gitmek için. Canım biz bizeyiz Emine Hanım. Kibarlığa ne gerek var? Biz bizeyken de kibarlık yapılabiliyor. İlla başkalarına yapılmıyor yani kibarlık. Ömürcüğüm sen onu istediğin zaman istediğini yaparsın. Ben Emine Hanım yabancı değil, ne gerek var diye diyorum. Sağ olasın Behzat'ım. Ben seni anlıyorum da... şimdi yine de Ömür'ü merak ederler. Ha, İlyas merak etmese de Hayri Hatun mutlaka merak eder. Siz gönlünüzü ferah tutun Emine Hanım. Ömür burada kalsın diye ben İlyas'a haber vereceğim. Siz de bu halde eve gitmemiş olursunuz. Bizim misafirimiz olursunuz. Vallahi abim doğru söylüyor Ömür. Hem o evde biri senin yokluğunu anlayana kadar sabah olur. Ev değil, pazar yeri mübarek. Sağ ol Behzat. Ya zaten kocan yok evde diye söylüyorum. İşleri varmış. O nasıl işmiş? Sen kocamın yanında değil de buradasın Behzat. Ya bizim de işlerimiz var ki buradayız. Hem biz senin kocan gibi yaptığımızı yapacağımızı evde konuşmuyoruz. Değil mi abi? Umarım öyledir Behzat. Madem gitmemize izin yok. O zaman ben müsaadenizi biraz istirahat edeyim. Müsaadesin. Sağ olasın. İyiyim. İyi geceler. İyi geceler abi. Oğlum.
Abi ne düşünüyorsun? Neyi ne düşünüyorum Behzat? Neftunlarla ilgili. Bir hazırla konuşayım. Ondan sonra karar vereceğim. Nasıl yani? O bir şey yapmayın derse yapmayacak mıyız? Biz yapacağız derse biz tabii ki bir şey yapmayacağız. Behzat. Ha. Olur. O da olur. Can Bey'i görmeye geldik. Sizi bekliyor muydu? Konunun önemli olduğunu söyle. Hızır Çakırbeyli kardeşi İlyas'la birlikte sizi görmek istiyormuş da. Eğer müsait değilse de başka zaman geliriz. Tamam. Biraz bekleteceğim sizi. Alparslan, biz binanın etrafından içeri sızacağız. İçeri girene kadar ola ki fark edilirsek gereğini yaparsın. Tamam abi, olabildiğince sessiz ilerleyin. Hızır Bey, İlyas Bey, hoş geldiniz efendim. Üst aramanızı yapabilir miyim? Biz bugün sizi aramadık ama siz arayın. Kusura bakmayın efendim, görevimiz gereği. Bizim silahların hepsi arabada. Ama arayacaksan da ara. Buyurun efendim. Bu kadar erken beklemiyordum Zırcım. İlyas, hoş geldin. Buyurun. Aslında ben de bu saatte gelmeyi istemezdim. Ama İlyas, kardeşim, Behram'la olan görüşmeyi anlatınca ben de gelip görüşlerimizi paylaşmak istedim. İsmini o kadar çok duydum ki inanamazsın. İnanırım. Ben çabuk inanırım. Can Bey. Evet. Sizi dinliyorum. Siz Behram'ı masamıza oturtmakla
alakalı abimle antakt kalmışsınız. Ben bugün o arkadaşla görüştüm. Kendisinin öyle kan davasından vazgeçer bir söylemi olmadı. Onu baştan söyleyeyim. Tabii belli ki bu arkadaşı masamıza oturtmak isteyişinizdeki temel nedenlerden biri de bu bahsi geçen arkadaşın can güvenliği. Tabii konuyla alakalı abime söz veremeyeceğimi söyleyince de abim de madem öyle gidelim bunu bizzat Can Bey'e kendin ilet dedi. Behram bizim için sizden önemli değil. Ama ticaret yapmak her şeyden daha önemli. Ve tabii bunu bozan bedelini de öder. Ticaret yapmak her şeyden önemli demişken... Peki bu kuralı siz bozarsanız... Siz de bunun bedelini ödeyecek misiniz? Can Bey. Bunun cevabını zaten daha önce vermiştim sanırım. Ya yok, ben İlyas duysun diye sordum. Peki. Bir daha söyleyelim. Silahlarınız terör örgütlerine satılmayacak. Madem öyle iyi. Benim için hiçbir sorun yok. O zaman şöyle yapalım, biz kahvelerimizi içerken siz de bizim hesabımıza paramızı yatırın. Tabii yeni siparişlerle birlikte. Biz de artık Behram'la bir biçim anlaşıp gideceğiz. Neticede sevmediğimiz adamlarla ilk kez bir yerde oturacak değiliz. Değil mi abi? Aynen öyle. Bilgisayarımı getirin. Ha, bu arada misafirlerimize kahve ikram edelim. Para Kayman Adaları'ndaki hesabınızda. Dışarıdan ses mi geldi? Sen bir ses duydun mu abi?
Otur, otur, otur. Buradan, buradan sağ çıkamazsınız. Bu durumda bari bizi düşünme Can Bey. Canını düşün, canını. Dışarısı temiz reis. Burada da pek bir şey kalmadı Bora. Can Bey, bizim silahlarımızı hangi örgütçülere sattığının listesini verirse buradan çeker gideriz. Sen ne yaptığının farkında değilsin. Ne diyorsun onu yap. Dışarıda zaten 20 kişi öldürdük. Polemiğe girme bizle. Zanavlı işte babam. Biz gerekeni buradan öğrenebiliriz baba. Hızır, bak burada benimle anlaşırsan seni en tepeye çıkarırım. Ünal'ın ulaşamadığı noktaya. O noktayı biliyorum. Oranın adı ölüm. Dolanı dolanı gelir ölüm yavaşça yavaşça. Al kalemi yaz derdimi gülüm yavaşça yavaşça. Korkmaz, kurum yavaşça yavaşça.
güvenilme. Tövbe ince kan kesilmez. Meslekim artar eksilmez. Zulüm yavaşça yavaşça. Zulüm yavaşça yavaşça. Zulüm yavaşça.